Türkiye'yi saran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Bodrum'da Kumbahçe bölgesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü. İlçenin Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı güvercinlik yakınlarındaki yangında oteldeki tüm müşterilerin tahliye edildiği ve büyük maddi hasarın oluştuğu Titanic Delük Bodrum Oteli 2007'de meydana gelen, 100 hektarlık kızılçam ağaçlarının yok olmasına neden olan yangından sonra bu alana kurulmuştu. Dünkü yangında da zarar gören alanın otellerin hemen yanında ve denize sıfır ormanlık alan olması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlar, bir burası kalmıştı otel olmayan. Yakında burayı da otel yaparlar. Yazık, sözleriyle tepki gösterdi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı güvercinlikte asırlık Halep çamı ormanların bulunduğu alanda birkaç noktada aynı anda başlayan yangın yaklaşık 3 bin turistin bulduğu turistik tesislerin içine kadar girdi. Yangında kabusu yaşayan yaklaşık 4500 personel ve turist onlarca tekne, bot ve sahil güvenlik botları tarafından karaya taşındı, yanmaktan son anda kurtuldular. Onlarca turist fenalık ve baygınlık geçirdi, karada bekleyen ambulanslarda tedavi edildiler. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yangının ulaştığı ve tahliye edilen Lujo Hotel Bodrum ve La Blanche Bodrum Otellerine müşteriler geri dönmeye başladı. Titanic Deluxe Bodrum Otel müşterilerinin bir kısmının başka otellere gönderildi, otelde maddi zarar oluştu. 15 Temmuz 2007'de Güvercinlik Mahallesi'nde 100 hektarlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın meydana gelmiş. Yangın sonucunda 250 hektar orman alanı ile 30 hektara yakın tarım arazisi ve zeytinlik yok olmuştu. Lujo Hotel, La Blanche ve Titanic Deluxe Otellerinin de bu alan üzerine inşa edildiği biliniyor. Dünkü yangında da zarar gören alanın otellerin hemen yanı olması ve denize sıfır olması dikkat çekti. Yanan alanın görüntülerini WhatsApp haber hattına ileten vatandaşlar, bir burası kalmıştı otel olmayan. Yakında burayı da otel yaparlar. Yazık, sözleriyle tepki gösterdi, endişesini dile getirdi. Muğla'nın Marmaris ve Bodrum yangınlarının ardından açıklama yapan Fahrettin Üstün yangınların 20 yıl önce turistik bölgelerde başladığını söyledi. Veteriner hekim olan evli ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Fahrettin Üstün yaptığı açıklamada, ben 2001 yılında Milas Tarım İlçe Müdürü iken güvercinlikte şu anda 3 dev turistik tesisin bulunduğu alan o zamanlar ormanlıktı, yangınlar çıkmamıştı. Milli Emlak'tan bana o bölgenin turist tahsisi ile ilgili resmi olarak soru gelmişti ben de o bölgenin koruma altında olan ve Akdeniz'de sadece birkaç yerde bulunan endemik tür Halep çamı ormanı olduğunu ve kesinlikle tahsisin söz konusu olamayacağını belirterek olumsuz görüş bildirmiştim. Bu yazışmalar o dönemin evraklarında kayıtlı. Dün Bodrum güvercinlikteki yangın büyük bir olasılıkla sabotaj, çünkü bütün ekipler Marmaris yangınında iken önlenemez bir yangın çıkarıldı, dedi. 2002 ila 2007 yıllarında CHP Muğla milletvekili olduğunu belirten üstün 20 yıl önce Marmaris ve Bodrum'da deniz manzaralı orman yangınları başladığında hızla arttı. CHP olarak hemen orman yangınlarını araştırma ve önleme komisyonu kurduk. Ardından üzerine gidince biraz yavaşlar gibi oldu. Ancak bu son dönemde sahillerdeki rant aşırı yükselince sahile yakın yerlerdeki ormanları hedef almaya başladılar diye konuştu.